Yukarıda verilen ifadede boş kutuların içine artı çarpı ve eksi işlemlerinden her biri ayrı ayrı yazılacakmış arkadaşlar. Hangileri işlemin sonucu olabilir? Tabi burada bir kere 12 olamaz. Hemen onu ele. Neden? Zaten 4 ile 3'ü çarpsan 12. Geri kalanlar o zaman 0 elde edecek işlem yapamayacağım. Başka türlü 12'ye elde etme şansım var mı? Burada yine 12'ye elde etme yolları nedir? Toplama işlemi yapsam bunlar çok küçük sayılar. E, muhakkak içinde eksi de kullanacağım. Dolayısıyla 12 çok fazla geliyor bunun için. Ya da az geliyor. 4 çarpı 3'ü kullanırsam da bakın 12. Sonra birine artı birisine eksi desem ya 11 oluyor ya 13'e yükseliyor. O yüzden 12 olamayacak bakın o elendi. Gelelim 3 ve eksi 9 olabilir mi? Tabii ki hemen bir bakalım. Bu 3 kere 4 12. Sonra e, buraya eksi desek. Buraya da artı desek, ne oluyor? 3 kere 4 12, önünde eksi var, eksi 12 artı 3'ten ne geldi? Eksi 9 geldi. Şimdi bu oldu. 3 olur mu? Ona bakalım. Ee, onun içinde ne deneyebiliriz? Buraya artı koyalım. 2 kere 3 6, şuraya artı 4 diyelim. Buraya da eksi diyemem. O zaman olmaz. Çünkü işlem önceliğine göre burası saçma oldu. O zaman başka ne deneyelim? Şuraya bir eksi, buraya çarpı, buraya artı desek 6 artı 1 7, 7 eksi 4 3 oldu. Gerçekten burada ciddi manada tabii ki deneme yapacağız. Yani bunlar biraz geliştirme sorusu ya aklınızda bulunsun. O yüzden bende bir yanlışlık var mı dediğiniz noktalarda muhakkak çözüme bir bakın. Böylece emin olursunuz. İçlerinde eksi 1 eksi -2, 2 sayılarının farklı ikisinin kullanıldığı işlemler verilmiş. Artı eksi çarpma ve bölmeyi yapacağız. Ve sonuçların hepsi negatif gelecek arkadaşlar. Burada negatif gelecek şekilde sayı kullanmamız lazım. Ee, bir bakalım ne yapabiliriz. Bir kere şuradan ya eksi ya çarpı değil mi? Malum ya da bölüyü de gerçek kullanabilirim. Eksi 2 eksi 2. Ya da eksi 2 çarpı 2. Eksi 2 bölü 2. Hepsinde negatif gelir. Ama malum bunlardan sadece birini kullanacağım. Şimdi buranın mesela... E, ...eksi gelmesi için. Burada da yine çarpıyı kullanabilirim. Bölüyü kullanabilirim. Aklınızda bulunsun. Önce alternatifleri bir görelim. Eksi 2 ve eksi 1'in... E, ...ne olması lazım? Negatif. E negatif olması için... ...tabii ki arkadaşlar ya eksiyi kullanabilirim... ...ya da çarpıyı. Eksi 2 iki ve 2'yi yaparken de... ...bölüyü, sonra aynı deminki gibi çarpıyı... ...ve eksiği. O zaman burada bak çok fazla alternatif var. Mecburen ne yapacağız o zaman? Kesinlikle ve kesinlikle şıklardan gideceğiz. Çünkü eleyebileceğim durum olmadı. Hemen hızlıca şıkları çok kolay eleyebiliriz ama bak. Bir kere e, şu direkt gitti A şıkkı. Neden? Eksi 2 artı 2 sıfır yapar. Bu gitti. Yine bak B şıkkı gitti. Sınavda muhakkak şıkları da gözetin. Ben size söyleyeceğim zaten hani bu soruyu bak şıklardan yaparsan biraz olmaz. Önce bir deneyelim şunu görelim diye. Bazen de diyeceğim ki bak bu soru kesinlikle şıklardan gidilmeli. Siz nasıl anlayacaksınız? Gerçekten arkadaşlar... İnanın ben hep söylüyorum kendiniz e, bazen kendinize fazla güveniyorsunuz ya da hiç güvenmiyorsunuz ya dengeli olun. Çok çalışırsanız ciddi manada yatırım yaparsanız matematik geometri anlamında e, zihninizin de gelişeceğini göreceksiniz. Bizden çok daha hızlı işlemler yapabildiğinizi görürsünüz. Bunları eledik şimdi. Gelelim şu D ve E'ye bak İkisinde de çarpı var ya aynı şeyler belki bizi kurtarır. Bakın bir kere ikisinde de bölü var. Hakikaten ikisi de bölü yaptığımız zaman negatif geliyor. Burada problem yok. Sonra burada e, birisine artı birisine eksi yapınca problem yok. E, burada durumumuz ne ama e şıkkında? Eksi 2 artı 2 sıfır yapar bu gitti. O zaman d şıkkında eksi 2 eksi 2 negatif tamam. Eksi 2 çarpı 2 negatif tamam. Eksi 2 eksi 1 eksi negatif tamam. Ve 2 bölü eksi 2 negatif tamam. Yani cevap d şıkkıymış. Aşağıdaki kutuların üst ve alt yüzlerine yazılan sayıların toplamı birbirine eşittir diyor. Ve kutuların birbirine yani burada arkadaşlar atıyorum bunun toplamı 30 mu? Bunun da toplamı 30, bunun da toplamı 30, bunun da toplamı 30 diyor. Kutuların alt yüzeylerine yazılan tüm sayılar asal olduğuna göre alt yazılı alt yüzeye yazılan en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu asal olması bizi şöyle kurtaracak. Normalde bu tek, bu tek, bu tek. Ee, asal sayılarla asal sayıların iki hariç hepsinin tek olduğunu bildiğim için tek sayılarla asalları toplarsak ne olur? Çift olur. O zaman buraya kesinlikle 2. Çünkü dediğim gibi 2 hariç bütün diğer asal sayılar tektir. O zaman cevabın tek artı tekten çift gelmesi lazım. Çift gelince de sadece burada 2 yazabiliyorum. Hocam 2'yi kullanmasak olmaz mı? Olmaz. Niye biliyor musunuz? E o zaman şöyle olur. Bunlar tek artı tekten çift, çift bu çift artı tekten tek gelir. Bozuluyor. Gerçekten öyle bir mesajı var sorunun. Buranın 2 olduğunu göreceksin. Hakikaten bak toplamları 48. 48 olması için buranın 25'e ne eklemen lazım? 23 asal sayı. Sonra bak 48 olması için ne eklemen lazım? 29 asal sayı. 48 olması için ne eklemen lazım? 3. Gördüğünüz gibi en büyük sayımız 29 geldi en küçüğü 2 geldi. Aralarındaki fark 27 oldu. Asallarda dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Teknik çiftlikte arada önemli oluyor. D şıkkı böylece cevap. Dördüncü soruda arkadaşlar cevap hem 5 geliyor hem 10 geliyor. Yaptıysanız hani a nasıl bir hatam var demeyin. Evet orada e, ya yani merak etmeyin. Evet 5 ve 10 olacak cevap. Bakın şimdi ben buraya 5 koyarsam şunu söyleyeyim önce tabii soruda. Ne demiş? Bağlantı çizgisine sahip olduğu dairesel kutuların içine yazan sayıların çarpımına eşit. Şimdi 20 neye bağlı? Bir buna, bir buna bağlı. Sonra renklerle göstereyim. 240 neye bağlı? Buna, buna ve buna. Ee, 30 neye bağlı? Şuna ve buna. Şimdi 30 ve 20'nin ortak çarpanı var. Yani 5 ve 10'u düşünebiliriz. 2'yi de düşünebiliriz. Bakalım şimdi. Ee, burada 2 amaçlıklar da yok. Düşünmeme gerek yok. 5'i verdim. 5'i verirsem buraya 6 yazarım. 6 kere 5, 30. Buraya 4 yazarım. 4 kere 5, 20. 6 kere 4, 24. Buraya da 10 yazarım. Bütün sayılar birbirinden farklı oldu mu? Bize ne demiş? Sayılar birbirinden farklı diyor mu? Evet. Birbirinden farklı pozitif sayılar. Bütün cevaplarımız da 30, 20. Hepsi farklı birbirinden. Sağladı bakın 5. Bir de şimdi 10'u deneyelim da 20 ve 30'un böleni ya. 10 buraya yazarsam buraya 3 yazacağım. Buraya 2 yazacağım. 3 kere 10 30. 30 kere 2 60. Buraya da ne geldi? 4. Bakın bu 4 de sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız hem de hem A oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i yazdığımız zaman hep cevap 2 geliyor gördüğünüz gibi. 2 tane bölme işlemi var. 2 tane bölme işleminde de 2'yi nasıl tuttururuz? Bunlara bakarak bir bakın bakalım. Tabii ki 8, 4, 6, 3 bak. 8 bölü 4, 2, 6 bölü 3, 2. Hemen bunları yaparsak işimiz rahatlar. Sonra 2'yi nasıl elde ederim başka? 1 çarpı 2. Gerimi ne kaldı arkadaşlar? 7 eksi 5 kaldı değil mi? 7 eksi 5 cidden 2. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in hepsini kullandım. E7, F5 toplamları da 12 oldu. D şıkkı. Yukarıda verilen işlem düzeneklerine göre aşağıdaki verilen sayı hesaplanacak demiş. Bakın ee, x artı y x çarpı y yani burada x artı y de olabiliyor x çarpı y de olabiliyor. Demiş ki önemli noktamız şu kırmızı ve yeşil bölüme yazılacak en küçük pozitif tam sayılar için istenen düzenek seçilebildiğine göre a sayısı en çok kaç bulunur? Şimdi arkadaşlar en küçük pozitif sayılarımız ne? Birbirinden farklı diyor mu? Hayır o zaman 1 1. Şimdi 2 artı 1 mi büyük 2 çarpı 1 mi büyük? Tabii ki 2 artı 1 büyük bak burada 3'ü kullanacağım. Çünkü toplamayı da çarpmayı da ne demiş bak istenilen düzeneyi seçebilirsin. 1 artı 3 mü büyük? 1 çarpı 3 mü büyük? Tabii ki 1 artı 3 büyük. O zaman 4 oldu. Şimdi 4 kere 2 8 daha büyük. 4 artı 2'den 4 çarpı 3 4 artı 3'den daha büyük 12. 12 çarpı 8 de tabii ki 12 artı 8'den büyük ve 96 geldi. A şıkkı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin 4 elemanlı alt kümeleri. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Küme bilgisi derinlemesine küme bilgisine gerek yok ama şunu söyleyeyim. Kümenin içine elemanlar hep farklı farklı yazılır. Asla iki eleman aynı anda yazılamaz kümenin içine. Şöyle bir eleman yoktur yani. 2, 2, 4, 5 diye bir küme olmaz. Her eleman bir kere yazılacak. O zaman buraya farklı sayılar yazdığımız zaman toplamları 4, 5, 6, 7'yi seçersem en büyük sayılar gerçekten 22 oldu. En çok olması için A artı B yine 6 ve 7'yi seçerim. 13, en küçükte 1 ve 2'yi seçerim. 13 eksi 3'ten 10 oldu. A çarpı B en az arkadaşlar 1 ile 2'yi çarparım. 2 olur. Farkın en küçük olması için C'ye 7 veririm. 2 eksi 7'den bakın. Eksi 5 geldi. Yani cevabımız 1, 2 oldu. C şıkkı. Aşağıda cep telefonundan işlem yapmak isteyen kişi arkadaşlar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme için bak şunu diyor. Normal rakamları giriyorsun. 1 2 3 onlarda problem yok. Bir kere basıyorsun, oluyor. Ama diyor artı mı yapacaksın? Buna iki kere basacaksın. E, eksiği mi kullanacaksın? 2 2'ye 2, 2, 2 kere. Yine çarpı, bölü ve 0. Bunların hepsinde eşitlik, çarpım, toplam ve bölümde o rakama iki kere basmanı istiyor. Örnek diyelim siz 1 ile 2'yi toplayacaksınız. Bir kere bir kere 1'e bir kere bastın. Sonra artı için 1'e iki kere bastın. Sonra bir de 2'ye bastın. Yani 4 kere basma işlemi gerçekleştirdin. O zaman artık burada bakalım bir olaya. Artı, eksi, çarpı, bölü eşittir işlemi var. Ve diyor ki bize en az en defa basıldığında işlem sonucu bulunabiliyor. E hangi işlem hocam? Önemli değil. Siz bir işlem yapacaksınız ve işlemin sonucunun bulunması için en az ne defa basmanız lazım? Hemen şunu düşünelim. Bir kere arkadaşlar eşittir işlemi, sonucun bulunması için eşittir işlemi lazım. O zaman iki kere basacağız garanti. Sonra artı, eksi, çarpı veya bölülerden birini kullanırsam herhangi birisi işlem diyeyim ona. Herhangi bir işlem için yine iki kere basmam lazım. Bir de arkadaşlar e, işlemi yapmak için en az iki sayıya ihtiyacım var. O zaman iki tane de rakam için işlem eşittir ve... 2 rakam için de 2 kere basmalıyım. O zaman arkadaşlar en az 6 defa basmalıyım. Örnek 2 ile 3'ü toplayacağım mesela bak ve 5 elde edeceğim. Sonuç önemli değil zaten sonuç ekranda görünüyor. 2'ye 1 kere bastım. Artı için 2'ye 2 iki kere bastım. 3 için 1 kere bastım. Eşittir için 2 kere bastım. Toplam 6 oldu. E şıkkı.